Türkiye'ye Muz Cumhuriyeti muamelesinin yapıldığı bir dönemdi 28 Şubat. Uyduruldu demiştik ya sevgili Evet. kanması. Yani hem asker her türlü geçiş üstünlüğüne sahip bir konumdaydı. Yargıya, medyaya ki o dönem medyada atılan başlıkları çok iyi biliyorum ki Evet. ben mesleğe yeni başladığım yıllardı. Tam öğrencilik yıllarımın son dönemiydi. Bizler de ucundan kıyısından nasiplendik aslında o sürecin. Fakat birazcık da Zülfiyar'a dokunmakta fayda var ki siz azıcık ucunu kanattınız deyimlerindeyse bir duruş sergileme adına galiba cenahımız ve bizim gibi düşünen inançlı kesim duruş noktasında bir takım zafiyetler sanırım sergiledik ki iş hem 15 Temmuz'a dayandı hem Evet. daha farklı bir takım zafiyetlere de zemin hazırladı gibime geliyor. O dönemi unutmamak ve oradaki yaşananların ve mücadelenin ne anlama geldiğini daha sık anlatmak galiba bizlere düşüyor. Bugün hem Evet. o dönemi yaşayanlara hem de bugünün Türkiye'sini iyi bilenlere düşüyor diye de düşünüyorum. Ve birebir de yaşadığınız çok önemli bizimle paylaşmak istediğiniz bir anekdot var mı? O noktada çok anlatılacak şey var. Yaşanılan çok farklı şeyler var, hikayeler var. Kitaplar sığmaz tabii ki. Yani onu izah edeceğim. Onun dışında bizim dışımızda olan çok büyük mağduriyetler var derken hala mağduriyetler devam ediyor Devam Yaşar ediyor. Bey. Evet. Yani bunu insanı üzen nedir? 15 yıldan beri iktidarda olan, bizim değerlerimizle uyumlu olan AK Parti iktidarı döneminde yaşanıyor bu. Halbuki Allah korusun maazallah sol bir iktidar olsaydı onların hakları tamamen şimdi alınmıştı. Hiçbir mağduriyet kalmamıştı. Bugün biz sivil toplum kuruluşu olarak Adalet Savunları Derneği olsun, Konya Sivil Toplum Platformu olsun, farklı yerlerde, farklı zeminlerde bu hizmeti yaparken, ziyaretler yaparken, Ankara ziyaretini yaparken karşılaştığımız ve ziyaret ettiğimiz makam sahiplerine bunu izah ederken maalesef yeterli olan duyarlılığı göremiyoruz. Bu duyarlılık gösteren şu anda bir kişi var. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan. Onun dışındaki milletvekilleriyle görüşmelerimiz de olsun, onun dışındaki bürokratların görüşlerimiz olsun maalesef karşılık bulamıyoruz. Beklenen adımlar atılmıyor. Atılmıyor. Yani Evet. şöyle, anlıyoruz biz sizi diyorlar. Biz sizi anlıyoruz. Anlıyorsunuz da mağduriyetler hala niye devam ediyor? Nedir mesela canlı bir müşahhas örnekler verin. Nedir derken? Yaşanan mağduriyetlere dair şu an Mesela için. bizimle ilgili bir kanun çıktı. 6191 sayılı kanun. Ama biz geriye dönük hakları alamadık. Sadece emeklilik hakkı tanındı, çalışma hakkı tanındı. Evet. Yani 97 ile 2000 arasında haklarımız şu anda duruyor. Biz bununla ilgili 2 hafta önce yine Ankara ziyareti yaptık. Sayın Maliye Bakanımızla görüştük. Olumlu düşüncelerini aldık, kanaatlerini aldık. İnşallah önümüzdeki seçim sürecinden sonra düşüncelerini alacağına inanıyoruz. Yine başörtülü kardeşlerimiz var. Üniversiteyi okuyamamışlar. Ama daha sonra bir şekilde kendi imkanları üniversiteyi bitirmişler. Şu anda onlar memuriyet bekliyor. Aynı şekilde o dönemde yine biliyorsunuz iş adamlarımız çok büyük mağduriyetler yaşadı. Onlarla ilgili bir takım çalışmalar yapılması lazım. Onlar aynı şekilde duruyor. Yine memur kesimlerimiz yani bugün şu anda temsiliyeti yapan memur sen diyelim. Onun öğretmenlerle ilgili yine çalışma yapılması lazım. Yani binlerce mağduriyet var Yaşar Bey. Bu mağduriyet noktasında biz AK Parti iktidarından şunu beklerdik. Şu Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan döneminde ilk dönem demişti ki tamam biz iktidarız ama daha muktedir değiliz. Ama artık o muktedir olma zamanı geldi ve geçiyor. Eğer biz haklarımızı almazsak, binlerce insan bu şekilde mağdur olursa mazlumun ahını almamak gerekir. Yani o zaman da sizin Allah korusun önümüzdeki dönem çok önemli bir 2023 deniyor ya hedef. Bu seçim sürecinden sonra en ufak bir oy kaybında şu anda uyuyan kesimler var. Onları uyandırmamamız lazım. O halde hem sizlerin vasıtasıyla hem de kamuoyuna şunu ifade etmek istiyorum. Yani sivil toplum kuruluşları bu milletin ta kendisidir. Sivil toplum kuruluşlarını bu sahada şu anda yapılan çalışmalarda dinlemek gerekiyor. Onların notlarını almak gerekiyor. Çünkü bizim derdimiz menfaat değil, hizmet etmek istiyoruz. Ve bu noktada biz medyamızın yanındayız. Medyadan bizim yanımızda olmasını bekliyoruz. Yarın da inşallah önümüzdeki 28 Şubat süreciyle ilgili yine İlhal Kütüphanesi'nde bir basın açıklamamız olacak. Bütün duyarlı kesimleri de oraya davet ediyoruz. Ve özet olarak şunu ifade etmek istiyorum. Yani 28 Şubatların tekrar olmaması için özellikle bu yeni nesle yani lisede okuyan üniversite okuyan gençlerimize bu darbeler tarihini iyi okutmamız lazım. Aksi takdirde darbe heveslileri bir şekilde tekrar ortaya çıkıyor. Şu anda operasyonlar devam ediyor Yaşar Bey. Neden devam ediyor? FETÖ öyle bir yapılanmış ki yani daha çok şekilde tutuklanmalar var. Onunla ilgili çalışmalar var. O halde biz yeni nesle bu darbeler tarihini unutturmamamız lazım. Mağduriyetleri hatırlatmamız lazım. Siyasi iktidarın da sadece Cumhurbaşkanımız değil,
onun altındaki bürokratlarımız, onun altındaki siyasetlerin de bizleri bir şekilde dinlemesi lazım. Onlardan biz beklentimiz çok, budur. Çok doğru. Çünkü FETÖ hakikaten çok girift bir yapı. Beyaza beyazla yazılmış bir yazı gibi sıyırıp atabilme şansınızın da aslında çok zor olduğu ve çok büyük gayretlerin, mücadelelerin gerektiği bir durum aslında. Fotoğraf bu en azından. Evet.